kullanıcı oluşturmayı gördük. Kullanıcıyla ilgili password'unu resetlemeyi, kullanıcının üzerine sağ tıkladığınızda copy, move, gruplara dahil etmeyi, disable account'u, bununla beraber send mail'i, işte cut, delete, rename'i de properties tabında baktık. En son properties tabı kalmıştı. Onunla ilgili biraz konuşacağız, birkaç şey yapacağız. Ondan sonra esas konumuza geçeceğiz. Şimdi ben Ali Veli'nin üzerine geldim, sağ tıkladım, properties dedim. Burada kullanıcının general tabında ismini, işte soy ismini, ortanca ismini, görünen ismini, varsa işte ofisi, telefon numarası, mail adresi, web adresi gibi bilgilere girebiliyorsunuz. Adres tabında zaten adından da anlaşıldığı gibi kullanıcıyla ilgili adres bilgilerine de girersiniz. Genelde kurumsal noktalarda zaten bunların çoğunu giriyorsunuz. Bunun sebebi de yarın öbür gün kullanıcıyla ilgili bir bilgi edinmek istediğinizde direkt buradan bakıp alabiliyorsunuz. Aynı zamanda buraya işlediğiniz bilgileri farklı scriptlerle, farklı programların içerisinden çekip kullanabiliyorsunuz. Öbür programa çakıyorsunuz, ya script yazıyorsunuz, örnek verebiliyorsunuz ki her kullanıcının, işte Active Directory yapısındaki bütün kullanıcıları çek, bu kullanıcıların bilgilerini al işte şuradaki tablara tek tek yerleştir. Script'i bir çalıştırıyorsunuz, kullanıcının bütün bilgilerine bir bakıyorsunuz, bir panel üzerinden görüyorsunuz. O sebepten dolayı buralar önemlidir, işinize yarayabilir, hatta scriptler oluşturup şunu bile yapabilirsiniz ileride. İnsan kaynakları işte gelip, örnek veriyorum, bir tane panel açarsınız, program yazar bir arayüzde oluşturursunuz, dersiniz ki adını girsiniz, işte varsa ortanca adı, soyadını, işte TC kimlik numarasını, ıvır zıvırını, her şeyini doldurur. Orada tamamı tıkladığında bir bakarsınız, arka tarafta Active Directory içerisinde kullanıcıyı oluşturmuş. Belli gruplara varsa belli gruplara dahil etmiş, belli yetkileri varsa o grupta yetkileri vermiştir, mail adresi tanımlamıştır, mail adresini açmıştır vesaire gibi şeyleri kullanabilirsiniz. PowerShell. Bu departmanda çalışan adamlar yatıyor. Değil. Zaten sistemin amacı yok, bir kere yap. Hocam bunu kaydettiği bir veri tabanı gibi bir şey mi var? Niye var? Active Directory zaten bir veri tabanı var. Mesela biz o veri tabanını normal bir... Hiçbir şey yapamazsınız. Eşleştiremez mi? Yapamazsınız. Nasıl olacak mesela? Program yazdığımız zaman o programı biz mesela atıyorum Visual Basic... PowerShell. Yani Visual Basic... PowerShell, başka şansın yok. İyi de hocam adam ne anlar PowerShell'den muhasebe... O zaman yapmayacak. Muhasebeciyle ilgili olmayacak ya. Program yazın. Sen yazacaksın. Adam sadece bilgilere girecek. Tamam, ben de diyorum ki Visual Basic'te ben o adamın anlayabileceği bir arayüzde bir şey yazdım. PowerShell'den de aynısını yapıyorsun. Ben yapabiliyorum. Bir arayüz yazıyorsun, o arayüzün arka tarafına komutların diyorsun ki buraya eşdeğer gelen şey aslında şuraya eşdeğer gelip eşleştiriyorsun. Yani başka yaptığın bir şey yok. PowerShell'de değil, kullanıcı arayüzü bir şey oluşturabiliyorsun. Oluşturabiliyorsun, yapabiliyorsun. Ya. Aynen. O sana kaldı. Şimdi burada bir iki aksiyon göstereceğim. Sonrasında işlemimize başlayacağız. Ekran tabına geldiğinizde elemanın username'ini, logon name'ini vesairesini görüyorsunuz. Bununla beraber şu alt tarafta iki tane seçenek var. Bunlar bazen işinize yarayabiliyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ben bu kullanıcıyı oluşturdum. İyi, hoş, güzel de bu kullanıcı mesai saatleri içerisinde oturmasın. Belki bu kullanıcı bir stajyerdir. Bunun işte her zaman için oturup açmasını istemeyebilirsiniz. Bu sebepten dolayı gelip burada diyebilirsiniz ki login hours noktasında bu kullanıcı belli saatler içerisinde belli günlerde oturup açabilsin. Bunun dışında oturup açmaya çalıştığında de ki kusura bakma oturup açtırmayacağım sana. Hemen basit bir örneğini yapalım. Kullanılabilir bir şey mi? Kullanılıyor. Evet. Hadi ya hafta sonu. Evet. Stajyerdir belki kullanıcı. O mesai kalmıştır. Belki stajyerdir. Eleman, örnek veriyorum, belki farklı noktalarda yetkileri vardır, belki VPN'i bile tanımlıdır. Ama bu kullanıcı mesai saatleri dışında buraya bağlanmasın. Örnek veriyorum. Mesai saatleri dışında ne işi var? Belli olmaz. Login hours diyorsunuz. Burada diyor ki eleman, şu an bütün gün ve saatlerde logon permit, izin verilmiş durumda. Siz buraya gelip diyebilirsiniz ki, arkadaşım sen saat 0 ile 8 arasında ve 18'den sonra girmeyeceksin ve hafta sonunda aynı zamanda girmeni istemiyorum. Adam ne yaptı? Sadece hafta içi girebildi. 8'den
18 arası. Ve haftanın belli günleri. Hemen bir örneğimizi yapalım görelim. Ali'nin üstüne geldi, bu işlemi yaptı. Okey dedim. Tekrar okey dedim. Sorur 2'ye gittim. Sorur 2. Ali ile logon olmaya çalışıyorum. Ali Veli. Yazıyorum password'ümü. Bana der ki, siz de muhtemelen böyle bir uyarı almışsınızdır. Aldık mı bu uyarıyı? Ya da giren oldu mu, öyle sorayım önce. Peki hala hocam, mesela adamın oturumu açık, adam hiç oturumu kapatmadı. Kendisi oturmak logo olur mu? Düşürür mü? Bazı işlemler yaparsan evet. Çünkü benimki de düşürme. Bazı işlemleri de yaptırabiliyorsunuz. Hatta yani ona bile gerek yok. Örnek veriyorum, kullanıcı 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsa ekranı kilitle dersin. Yapamazsın canım. Bunu da sadece belli saatlerde ve belli günlerde logon olup olmamasını sağlıyorsun. Mesela adam saat 6 oldu diye düşünüp kapatılmalıyım mı sen? O zaman kapatılmalıyım mı sen? Ne? Saat 6 oldu ya mesela. Hani böyle hatta saat 6 olduğunda kapanıyor mu sen? Kapatılmalıyım mı? Sen direkt böyle bir şeyle script yazabilirsin veya direkt şu da olabilir. Yani dediğim gibi 10 dakika boyunca kullanıcı herhangi bir işlem yapmazsa direkt kapatır diyebiliyorsun. Şimdi burada gördüğünüz gibi eleman diyor ki, arkadaşım kusura bakma, senin logo olabileceğin bir zaman diliminde değilsin, git daha sonra tekrar dene. Ama administrator kullanıcınızla bir deneyin. Ok işaretinden geri geldim, other user dedim, administrator at esağlık.com dedim, basic password 1, eleman logo oldu. Var mı problem? Burayı yaptık mı? Peki. O zaman tekrardan logoff oluyorum buradan. Sorry 2'den. Sign up diyorum. Sorry 1'e geldim. Bu sefer yine sağ tıkladım. Kullanıcının üstünde. Report istedim. Account tabına geldim. Logon arzulama mıdır? Hangi saatlerde vesaire belirtmek için. Peki bunu full check-in, yine permit yapın. Size başka bir şey daha göstereyim. Logon arzusa geldim. All dedim. Permit dedim. Bu eleman her zaman bağlanabilsin. Bir de şurada logon to noktası var. Bu elemanın yaptığı şey de kullanıcının hangi makinede oturum açabileceğini söylüyorsunuz. Normal şartlarda tıkladığınızda logon to noktasına, eleman der ki bu kullanıcı bütün makinelerde oturum açabilir. Ama siz burada diyebilirsiniz ki, hayır arkadaşım, bütün makinelerde değil, benim şuraya eklemiş olduğum makine listesinde oturum açabilirsin. Bunun dışında hiçbir yerde oturum açamazsın. Bunu niye isteyebilirsiniz? Belki sürekli yapınıza değişen işte departmanlarda sürekli işte biri kalkıyor, diğerinin makinesine oturuyor, diğeri kalkıyor, diğerinin makinesine oturuyor, sorunlar yaşıyorsunuz vesaire gibi şeyler olabilir. Burada her kullanıcı için kendi makinesini tanımlayıp diyebilirsiniz ki kullanıcı kendi makinesinin dışında oturum açamazsın. Bu da işinize yarayacak şeylerden bir tanesi. Hemen deneyelim. Diyelim ki Flowing Computers noktasına geldim. Dedim ki sorur 2 dersin bu eleman. Arkadaş. Sorur 2. Makinemin ismi sanırım oydu. Et dedim. Okey dedim. Hatta sorur 2 demeyeyim. Şuraya direkt sorur 1 yapayım. Bakayım o tekrar logon olacak mı, ona bir bakalım. Sorur dedim. Okey dedim. Apply ettim. Maksat hani şu server 2'nin dışında bir isim yazdım ki Ali girebilecek mi giremeyecek mi, onun testini yapalım. Tekrardan bu işlemi yaptıktan sonra server 2'ye geliyorum. Insert diyorum. Other user diyorum. Ali diyorum. Basic password 2 diyorum. Bakın bu sefer farklı bir şey söyledi. Hata mesajına dikkat ettin mi? Eleman der ki bu account bu bilgisayarda oturum açamaz. Git başka bilgisayarda dön. Açtıysa sen yanlış işlem yapmışsın o yüzden. Açtırmadı. Burası tamam mı arkadaşlar? Tamam.
bu da işinize yarayacak şeylerden bir tanesi, kullanabilirsiniz. Belki eleman der ki ya herkes kendi makinesinde oturmasın, kimse kimsenin makinesini işgal etmesin. Bu şekilde bir çözüm olabilir. Dedik ve de geçtik. Aklınızda bulunsun, bu tür şeylere dikkat edin, yani çıkan mesajlara. Çünkü o mesajda aslında size neyi yapıp neyi yapmayacağınızı söyler. Biz genelde şöyle bir milletiz, 50 sefer deneriz, hiçbir şey okumayız, 51.sinde bir bakarız ya şurada ne yapıyor, ne yazıyor. Daha sonra gider oradaki yazıyı okuruz, ha demek ki bu böyleymiş deriz. O yüzden ilk çıktığı zaman hataya bir bakın, uyarıya bir bakın, ne diyor bir onu görün. Var mı soracağınız bir şey arkadaşlar? Peki. Hemen basic seviyede bir tane grup oluşturmayı göstereyim size. User'a geldim, sağ tıkladım, new dedim, şuradan 3. seçenekte grup var, grubu tıkladım, gruba bir isim veriyorum. Dedim ki muhasebe departmanı. Şu an bunların ne olduğunun önemi yok, grup scope'un ve grup type'ın ne olduğunun önemi yok, bu aktif direktör konuşacağımız yapılardan bir tanesi. Departman ismi olarak verdim, muhasebe departmanı dedim, okey dedim. Adam artık bana şurada muhasebe departman diye bir grup oluşturdu ve ben artık istersem bu gruba kullanıcıları ekleyip grup üzerinde işlemler yapabilirim. Nasıl işlemler? Hatırlarsanız biz Windows 8'de paylaşım diye bir şey görmüştük değil mi? Paylaşımlara gelip kullanıcıları tek tek ekliyoruz biz. Ve işlem yaptığımızda örnek veriyorum. Diyelim ki 20 tane kullanıcımız var. 20'sini buraya ekleyip aynı yetkileri verebiliyordum. Bunun yerine 20 tane kullanıcıyı sen gel, bir tane gruba dahil et, yetkiyi gruba ver. Bu da işinizi çözer. Hemen şurada size bir tane de organization unit yapmayı göstereyim. Organization unit'i nerede oluşturmak istediğinize bağlı. Eğer direkt ana dizinin içerisinde oluşturmak isterseniz, domain'i tıklarsınız, alt tarafında oluşturursunuz. Eğer farklı bir grubun altında bir farklı bir konteynerin altına organization unit oluşturmak isterseniz de o zaman da hangisinin altına oluşturmak istediğinizi gidip tıklayıp ona göre belirtirsiniz. Benim amacım ana dizinin altına oluşturmak. Hemen sağa tıkladım ana dizini tıklarken. New dedim, organization unit dedim. Organization unitler ne işimize yarıyordu hatırlıyor musunuz? Evet. Ne işimize yarıyordu? Departmanları bölmek için. Tamam. Ne işimize yarar? Aynen öyle. Yani kesinlikle işimizi kolaylaştıracak şeylerden bir tanesi. Organization unit dedim. Dedim ki muhasebe. Okey dedim. Muhasebeyi oluşturdum. Muhasebeyi ne oldu? Onları konuşacağız. Oluşturacağız. Şimdi daha sonra dedim ki eyvah ben bunu muhasebe değil de farklı bir isimde yaratacaktım. Bunu silip tekrardan yapılandırmam gerekiyor. Peki bir tıklayın bakalım. Silmeye çalışın. Delete değil. Silin bakalım. Sen diyorum bunu silemezsin. Çünkü bu silinmeye karşı koruma altına alınmıştır. Peki ben bunu silmek istersem ne yapmam gerekiyor? Bunu şu sebepten dolayı silemiyorsunuz. Bir tane daha organization unit oluşturduğumu varsayıyorum veya şuradakileri de kullanabilirsiniz. Kullanıcı oluşturma, grup oluşturma, burada organization unit oluşturma, filtreleme, arama ve bununla ilgili işlemlerinizi görebiliyorsunuz. Ben hemen dedim ki bir tane organization unit daha oluşturayım. Bakın şuradaki seçenek der ki sen bu container'ı der silinmeye karşı koruma altına. Eğer bu çeki kaldırırsanız evet bu silinebilir bir organization unit olur. Ama bunun sebebi de şu, yanlışlıkla elinizdeydi, gözünüzdeydi, kulağınızdaydı silmemek için. Niye? Çünkü belki bu organization unit içerisinde binlerce obje olabilir. Bu sebepten dolayı eleman diyor ki arkadaşım sen bunu silmek istiyorsan
gidip silme noktasını özellikle belirtmem lazım. Peki ben bunu nasıl silerim? Ben buraya gelip örnek veriyorum hemen. Doküman dedim veya İstanbul dedim. Burayı tikini kaldırdım. Okey dedim. Ben bunu gelip silebilirim. Sorun yok. Bak gitti. Oluşturdum ve sildim. Ama oradaki şey varsa ve onu da silmeniz gerekiyorsa yapmanız gereken işlem View tabına geliyorsunuz. Advanced Feature'a geliyorsunuz. Muhasebenin üstünü sağ tıklıyorsunuz. Properties'e geliyorsunuz. Şurada Object Type'ın altında şurası var. Eğer siz buradan View'e gelip Advanced Feature'ı açmazsanız buradaki Object Security vesaire noktaları görünmez. Hemen şöyle hemen göstereyim onu da. Default'ta zaten şöyleydi. Ben burayı sağ tıkladım muhasebenin üstüne. Bakın hiçbir şey yok. Eleman diyor ki sen bunu silmek istiyorsan diyor. Bu işi o zaman bilmen gerekiyor. Gidip o özelliği bir aktif hale getirmen gerekiyordur. Yanlışlıkla gidip silmeyesiniz diye. O yüzden diyor ki view'i tıklayacaksın. Advanced feature'a getireceksin. Elemanın özelliklerini bir açacaksın. Property sınırına gelip object type'ında şu tiki kaldıracaksın diyor. Ondan sonra OK dediğinde diyor sen bunu silebilecek duruma gelirsin. Tamam mıyız arkadaşlar? Oradan çeki kaldırıp işinizi görebiliyorsunuz. Peki hemen bir tane daha oluşturayım ben. İstanbul diye oluşturdum. Organization Unit İstanbul. OK. İsterseniz Organization Unit'in altına bile Organization Unit'leri oluşturabilirsiniz. Belki ben İstanbul'un altında alt birimleri vardır. Muhasebedir, satıştır, pazarlamadır, insan kaynaklarıdır, IT departmanıdır. Bu departmanlara özgü Organization Unit'ler de oluşturabilirsiniz. Hemen sağ tıkladım. Şuraya geldim. New dedim. Organization Unit dedim. Örnek veriyorum. Muhasebe. Oluşturdum. İsterseniz Organization Unit'in içerisindeki Organization Unit'in içerisindeki Organization Unit'i de oluşturabilirsiniz. Yani burada aslında klasör mantığı devreye giriyor. İç içe klasörler oluşturabilirsiniz. Aynı mantık burada da geçerli. Şimdi dedim ki ben eskiden Organization Unit'in ne olduğunu bilmiyordum. Ben bütün oluşturduğum objelerimin hepsini users'ın içerisinde oluşturmuştum. Ama daha sonra gittim birileri bir şeyler söyledi. Ben bir yerleri araştırırken Organization Unit'in olduğunu duydum. Ve güzel bir şey olduğunu da gördüm. İşime yarayabilir dedim. Ve burada dedim ki madem böyle o zaman ben diyor buradaki daha önce oluşturmuş olduğum kullanıcı ve grupları buraya aktarmam gerekiyor. Normal şartlarda aslında elemanın yaptığı şey siz buradan gelip işte veri, muhasebe grubunu vesaireyi bu tarafa aktarmaya çalıştığınızda grubu sildik mi ya? Ha, şuradaymış. Ben bunları normalde öbür tarafa almaya çalıştığımda elemanın yaptığı şey şu aslında. Bunların özelliklerini, her şeyini bir kopyasına alıyor. Geliyor bu tarafta oluşturuyor. Daha sonra da gelip bu tarafta siliyor. Eğer siz gelip bu kullanıcıların özelliklerini tıklayıp bu kullanıcıyı silme derseniz diyebilirsiniz. Varsayalım dediğinizi varsayarken konuşuyor. Geldiniz dediniz ki muhasebe departmanı silinemesin. Şimdi burada normalde görünmüyor. Benim ne yapmam gerekiyor? Bu vatandaşın silinmesini istemiyorsam. Aynen, view diyorum, advanced feature diyorum. Geliyorum bu elemana diyorum ki arkadaşım böyle bir şey vardı. Ben senin yanlışlıkla silinmeyi önlemek için özelliklerine bir şeyler eklemek istiyorum. Object type'ına gelip şuradan şunu tıkladığınızda elemanın silmeye kaçtığı koruma altına alıyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü gruplar sürekli değişebilecek şeyler olduğu için default'a bu seçili gelmez. Muhasebe departmanına uygulansın bunlar.
nedir işte elemanın işte bazı ayarları çalışmasın veya bir uygulama yüklensin. Biz onu yaptık ya. Tamam. Aynı zamanda oradaki user'ın içindeki gruplardan bir tanesinde de bir çakışma var. Mesela diyorum şu programı organization unit açamıyor. Öbür tarafta user'ın içinde biz şimdi bunu bir grup ekledik. Grup pozisyon objelerini gruplara uygulayamıyorsunuz. Doğru peşinden belirtin. Yani ya kullanıcıya uyguluyorsunuz ya makineye uygularsınız. Tamam, gruplara uygulayamazsınız. Kullanıcıya uyguladığımızı varsayalım diyorum. Tamam. Yani bir çakışma oluşturmaya çalışıyorum. Tamam. Mesela kullanıcı normalde o dosyayı açabiliyor. Ama organization unit'e uyguladığımız grup polisi de açamıyor. Biz o kişiyi sağlıklı modeling organization unit'in içine attık. Kendi şeyi geçerli oluyor. Gittiği yere geçerli oluyor. Gittiği yer geçerli oluyor. Bunu da bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki mesela bu şey, arkadaşlar bu işte mesela 8 kişi var. Aralık bir kişi kurmalı. Ünit istediğimizde bu kişi kurma olacak. Bizi verir mi? Nasıl anlayayım onu ya? Şimdi organize bir ünit var ya hocam. Tamam, organize için ünitim içerisinde 8 kişi var. Tamam, bir kişi kurmalı ama diğerlerinde alt kurmalı. Sizinle karşı kurmalı mesela. Tamam. Ünit istediğimizde bu kişi. Zaten orada direkt size sorar. Der ki bunu silemesin içerisinde obje var. Tamam, bunu silemez. Aynen öyle. Şimdi obje olduğuna hiçbir şey silinmiyor. Yani der ki onları sil ondan sonra. Aynen öyle. Şimdi amacımız muhasebeyle Ali Veli'yi gelip bizim diğer tarafa taşınmamız var. Geldim dedim ki taşıyacağım bu elemanları. Ali ile muhasebeyi taşıyacağım. Sağ tıkladım. Mu dedim. Nereye taşıyacaksın? Dedim ki İstanbul'un altında muhasebe diye bir yer varmış. Oraya taşıyacağım. Aynı şeydi. Sürükle bırak da mantıklı. Aynen. Ya yani aslında burada yaptığı şey dediğim gibi yani onun bir kopyasını orada oluşturuyor, daha sonra gelip buradakini siliyor. O sebepten dolayı yani sürükle bırak da yapabilirsiniz, move deyip taşıyabilirsiniz. O artık size kalmış bir şey. Ve ben gelip buradan İstanbul'un içerisinde muhasebeye baktığımda bu vatandaşları burada görüyorum. Bu da bu şekilde işinize yarayacak özelliklerden bir tanesi. Hani bir şey soruyor muyum? Sor. Elbise kullanıcısı var ya. Hı-hı. Organize şirketi uyguluyorsa ne? Evet. Şimdi burada yani olay şu. Grup pozisyonu management'a hiç baktınız mı? Baktım da bir şey. Elemanın şöyle bir listesi vardır. Ve bu listenin içerisinde geçerli olan pozisyonlarınız vardır. Birinci sırada, ikinci, üçüncü, beşinci vesaire şeklinde. Bunların sırasına göre öncelik sıraları vardır. En tepedeki en geçerli olan. Eğer aynı organization unit içerisinde farklı çakışmalar varsa en üstteki basın çıkar. O zaman hocam böyle bir şey var. Adam polisleri uygulamış organization unitlere. Hepsini salıyor. Yanlışlıkla sürükleri böyle direkt sisteme çıkarmaz mı yoksa domain eğitimi olduğu için ayrıca domain eğitimi olarak olduğu için bana gerek yok. Şimdi nasıl bir sıkıntıdan bahsediyorsun? Şimdi ne yapmaya çalıştın ki öyle oluyor? Delegation özelliği vardır orada. O farklı bir şey. Yani bana da çok mantıklı. Adam mesela farklı. Adam yanlışlıkla attı. Mesela o organization unit'in içindekiler grup polisi objelerini değiştiremiyor. Şimdi bakın kullanıcılara uygularsanız o organization unit'in içerisindeki herkesi etkiler. Admin olsun olmasın. Ama bu şu demek anlamına gelmiyor. Admin orada kaldı, hayat bitti değil. Adminizi başka bir yere taşırsınız, hiç biter ya. Daha karamsar düşünmeyin. Zaten kapatacağım falan da o polisi uygulanmayacak için. Duruma göre hemen uygulanabiliyor. Yani uygulanabiliyorsan kasım şu. Kapat açmanıza gerek kalmayabiliyor bazı durumlarda. Direkt gibi. Aynen öyle. Bir de o ayakısına bağlı değişiyor. Ayakısı değil, aktif ayakların yapırtısı içerisinde grup polisi objelerinin uygulama mantığı biraz farklı. Yani belli bir süre içerisinde uygulanır. Direkt hani yaptığınız tak uygulandı olmaz. Genelde duruma göre işte o log off etmen gerekebilir, makineye restart etmen gerekebilir, duruma göre değişir. Şimdi burası tamam mıdır? Evet. Senin şu tamam herhalde. Aa, sesim
Var var, merak etme. Sesim burada kayıtta. Şimdi Akli Direktörü şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla soracağınız bir şey var mıdır? Şu ana kadar yaptığımız şey temel düzeyde Akli Direktörümüzü kullanabilme amacıyla yaptığımız şeyler. Yoksa gördüğün şey Akli Direktörün kendisi değil aslında. Bu sadece Akli Direktörün A kısmı bile değildi. Peki o zaman esas konumuza geçelim. Konuşacağımız konu DACP. Bu elemanın yaptığı şey... Ne? Kompleşleyeceğiz mi den kastın? Yani geçecek misin direktörün? Akli direktörünsün. Yok. Yok, bunu işleyip çıkacağım ya. Onu başladı mı biter. Yani bugün belki bitmeyebilir, yarın devam eder, ondan biter. Şimdi DACP'nin yaptığı şey ne? Ben size demiştim ki, isterseniz siz IP'leri manuel girmektense bunları bir sunucu üzerinden dağıtabiliyorsunuz. Ne yapıyordunuz siz? İşte gidip tek tek IP adreslerini giriyordunuz, subnet testleri giriyordunuz, default gateway'lere giriyordunuz, DNS sunucularınız varsa DNS sunucuları giriyordunuz. Bu gibi ayarları gidip tek tek manuel yapıyordunuz. Şimdi düşünün ki yapınızda 1000 tane makine var. Bu 1000 tane makinenin her biri için birer dakika ayırdığınızı varsayıyorum. Bu ekstradan size yansıyan 1000 dakika demek. Nereden bakarsanız bu ortalama 15-16 küsur saatte zaman dilimine eşdeğer gelir. Yani aslında siz başlarsanız 2 gününüzü sırf bu iş için yapıyorsunuz ve bu zamanınız hiç yoktan giden bir zaman dilimi. İkinci bir nokta da siz isterseniz şunu yapabiliyordunuz. Yani tamam IP'yi verdiniz, iyi hoş güzel, düşünün ki sizin yine yapınızda 1000 tane makine var. Siz bunlara IP'leri dağıtırken belki bir tanesine iki makineye aynı IP'yi verdiniz. Olabilir mi? Manuel yaparsanız evet olabilir. Dalgınlığınıza gelir, farklı bir ayar vermiş olabilirsiniz. Ne olur? Aynı IP'yi vermiş olduğunuz iki makineden hangisi daha önce açıksa, hangisi daha önce network'ten iletişime geçerse o aktif olur, diğeri pasif olur. Niye? Çünkü aynı IP'yi kullanmaya çalışacaktır ve network diyecek ki arkadaşım bu IP'yi kullanan zaten X bir makinem vardır. Bu sebepten dolayı sen bu IP'yi kullanamazsın. Neye düşüyorsun? APIPA'ya düşüyorsunuz. APIPA'dan bahsetmiştik. APIPA'ya düşüyorsunuz. Ne olacak? APIPA'ya düşen makinem network'teki diğer makinelerle görüşemeyecek. Bu da ayrı bir soru. Bu sebepten dolayı DSP üzerinde siz gelip bazı network'sel ayarlar belirtip bunları otomatikleştirebiliyorsunuz. Vatandaş gelip size diyor ki arkadaşım ben geldim sizden IP istiyorum. Siz de diyorsunuz ki al senin kullanacağın IP şudur. Bunu verip kullandırtabiliyorsunuz. Hemen şuradan slaytların üzerinden 2 dakikada geçelim. Sanırsam galiba herhalde şöyle bir şeydi. Dolarda bir yerdeydi. Size göstereceğim şeylerden örnekler de yanlış dynamic list configuration aynen burası. Şimdi gelelim konuşmaya. Elemanlar ki otomatik IP dağıtırken ve de manuel IP dağıtırken dikkat etmen gereken kriterler veya arasındaki farklardan bahsediyor. Biraz önce vermiş olduğum örnekteki gibi eleman diyor ki sen diyor yanlış IP verirsen diyor network'te problem yaşarsın ama sen bu işi otomatikleştirdiğin zaman herhangi bir problemle karşılaşmayacaksın ve iş yükünü azaltmış olacaksın. Bu sebepten dolayı bütün yapılarda neredeyse DSP mevcuttur. Şimdi burada geçeyim. Şunlardan biraz bahsedelim ve hemen şöyle gelelim. Eleman der ki ben der network'teki bir makineyim ve yapımda bir tane DSP server var. Ben IP istediğimde
network'e bazı paketler gönderiyorum. Hatırlarsanız ben size Unicast, Multicast ya da Broadcast'lerden bahsetmiştim. Bu elemanlar ne işe yarıyordu? Broadcast paketleri bütün herkese gidiyor. Tamam. Unicast. Unicast bir tane gidiyor. Peki. Multicast. O zaman Broadcast de herkese gidiyor. Nasıl oldu? Nasıl bir mantık ya? Hocam bir radyo gibiydi. Diğeri TV'ye falan öyle bir karışık var diye. Bahsettiğim şey bunlar değil de o farklı bir şeydi. Demiştim ki Unicast birebir iletişimdir. Bu makineyle bu makineye birebir iletişime geçecekse kendi aralarında kullandıkları yapı Unicast olur. Niye? Çünkü birebir iletişimdir bu. Eğer amaç client makinelerin konuşmasıysa bu multicast olur. Niye? Çünkü buradaki kriter client kısmıdır. Niye? Çünkü şunlar sunucudur, bunlara gitmeyecektir. Eğer amaç bütün ortama göndermekse o zaman broadcast. Bu kadar basit. Benden Ömer mi konuşacağım? Benden sınıfın sol tarafı mı konuşacak? Benden sınıfın hepsini konuşacak. Unicast, multicast, broadcast. Tamam mıyız arkadaşlar? Ne? Sor. Hocam, multicast dediniz. Yani, multicast tamam, birebir. Tamam, multicast dedim ki bir grupla ilgili işlem yapıyorsan. Orada kriter ne? Ben şurada örnek verdiğimde burada sunucular da var, clientlar da var değil mi? Ha. Amacım clientlarla tek konuşmaksa clientlar bir grup olmalı mı? Evet, multicast. Hepsi de... Ama hepsinden konuşmam gerekirse broadcast yönelik. Şimdi DSCP clientlar yani sizin DSCP sunucudan IP isteyecek vatandaşlar network'e broadcast paketleri ayarlar. Yani herkese giden broadcast paketlerini gönderir. Ve derler ki ben IP istiyorum, bana IP verecek vatandaş var mı? Ortama paketini gönderdi. Paketin ismi DSCP Discover paketleri. Keşfediyor ortalığı. Bana IP verecek kimse var mı yok mu muhtiyacım. Var mı yok mu bunu herkese gönderiyor. Bu client olsun, sunucu olsun hiç fark etmez. Sunucular bunu alıyor. Clientlar da alıyor ama buna dönüş yapan vatandaşlar clientlar değil sunucularımız oluyor. Niye? Çünkü clientların bu paketlerle işi yok. Evet alıyorlar ama diyor ki bu paket bana değildir o yüzden cevap vermiyor. DSCP sunucular bunu aldıktan sonra pakete geri dönüş yapıyorlar. Diyorlar ki arkadaşım ben sana tamam benden IP istemiştin. Ben sana bu teklifi sunabilirim. Örnek veriyorum. 192.168.0.2 IP'sini verebilirim diyor. Ve o da bütün vatandaşlara broadcast paketlerini gönderiyor. Ve bu da DSCP offer paketleridir. İlkinde client'ınız IP istiyorum deyip network'ümüze bağırıyor. Daha sonra network'te bu işlemi sorumlusu olan sunucular, DSCP sunucularınız paketleri aldıktan sonra diyor ki tamam arkadaşım, madem benden IP istiyorsun, sana geri dönüş olarak şu IP'yi teklif ediyorum. DSCP offer paketlerini gönderiyor. O da bütün network'e gönderiyor. Niye? Çünkü yapıda farklı makineler olabilir. Yani farklı DSCP sunucularınız vesaireniz olabilir. Veya yapınız büyüktür, işte herkesin birbirine konuşabilmesi gerekiyor. Bu sebepten dolayı eleman diyor ki, ben de bir broadcast paketi olarak bütün herkese bunu duyuracağım. Bak şunu teklif ediyorum ona. Client tekrardan cevap veriyor. Diyor ki tamam arkadaşım diyor vermiş olduğun IP'yi kabul ediyorum. Kullanacağım. Network'ün de haberi olsun. Bu paketlerin kendisi de DSP request paketleridir arkadaşlar. Bu da arka tarafta yine broadcast'ı kullanır. O da bütün network'e varır. Daha sonra DSP sunucu bu pakete karşılık olarak diyor ki tamam arkadaşım ben sana bu IP'yi verdim. Herkesin haberi olsun. Bu makine artık bu IP'yi kullanıyor. Bu paketlerin ismi de DSP ARC paketleridir. Topla DSP ARC. Burada toplamda 4 işlem oluşuyor. Birincisinde IP istiyorum, var mı veren diyor. Bunu duyan DSCP sunucu diyor ki arkadaşım ben sana şu IP'yi teklif ediyorum. Diğeri tamam diyor, ben bu IP'yi kullanmayı kabul ettim. Diğeri de tamam diyor, kullanmayı kabul ettiysen ben de bu IP'yi sana vermişim. Toplamda 4 adım.
Bu dört adım bütün DSP sunucularda geçerlidir. Yani bunu siz bir hardware'in üstünde de yapsanız, siz bunu bir software'in üstünde de yapsanız hepsinde mantık aynı. Toplamda dört aşamalı bir işlemdir. Ve şunlar, şu paketlerin isimleri sınavda karşınıza çıkabilir, bilginiz olsun. Şimdi siz IP dağıtıyorsunuz, iyi hoş güzel DSP sunucu olarak IP dağıtıyorsunuz ama siz bu IP'leri dağıtırken süresiz bir şekilde dağıtmıyorsunuz. Yani tamam sen bu IP'yi kullandın, artık bu IP bir ömür boyu senindir demiyorsunuz. Bunun yerine IP'yi verirken diyorsunuz ki tamam ben sana bu IP'yi verdim, iyi hoş güzel ama bu IP'yi sen şu kadar süre kullanabilirsin. Yani kiralıyorsunuz aslında. Default'a 8 gündür. Ama bunu siz oluştururken değiştirebiliyorsunuz. 30 gün yapabiliyorsunuz, 2 saat yapabiliyorsunuz. Bunun mantığı da şu. Düşünün ki siz tamam şirket içerisinde geldiniz, dediniz ki ya benim şirket ortamında sürekli gelen makinalarım yok, sürekli format atılan, değişen vesaire ki şey IP'lerim yok, makinalarım yok. Bu sebepten dolayı ben eğer birilerine bir IP vermişsem, örnek veriyorum, bu 8 gün değil de 30 gün olsun. Adam 30 gün boyunca bunu kullansın. Ama siz, örnek veriyorum, işte bir Starbucks'taysanız veya işte bir Burger King'e gittiniz, burada siz 30 gün dağıtırsanız mantıklı olur mu? Olmaz çünkü. Siz, örnek veriyorum, bir tane C-Class bir IP kullandığımızı varsayalım. C-Class IP'nin içerisinde ben kaç tane IP dağıtabiliyordum? 254 tane dağıtabiliyordum, değil mi? Ve ben bunları dağıtırken 30 günlük bir değer girersem, emin olun en fazla bir gün sonra bu elemanlar buraya geldiğinde, işte bir Starbucks'a gittiğinde veya işte bir Burger King'e gittiklerinde elemanlar diyecek ki internete giremiyoruz. Niye giremiyorsun? Çünkü IP alamıyorsun ki giremiyorsun. Niye? Çünkü siz bir IP aldığınızda DSP sunucu direkt not alıyor. Diyor ki şu makina şu IP'yi şu saatte aldı, şu kadar zaman kullanacak. Daha sonra bu IP'yi kimseye artık vermiyor. Niye? Çünkü bu süre içerisinde o IP o vatandaşa verilmiş durumda. Buraya kadar tamam mıyız? Peki. Bunun kuralları var. Bunlardan konuşmamız lazım. Şimdi düşünün ki default'a dedim 8 günlük bir süreniz var. Şurası başlangıç, şurası da bitiş. 8 gün üzerinden hesaplanıyor arkadaşlar. Uğraşacağım, bir de bununla mı uğraşacağım? Neyse, bana bakıyorsunuz arkadaşlar. Burası 0. gün, yani %0. Şurası yarısı olsun, %50'lik oran. Şurası farklı kriterlerimiz var. Neyse orayı konuşayım ondan sonra. Şimdi siz IP aldığınızda makinalarınız her zaman açık ise kullanmış olduğu IP %50'sine gelene kadar, yani almış olduğu, kiralamış olduğu IP zamanının %50'sine kadar DSP ile bir daha konuşmaz. Der ki arkadaşım tamam ben bu IP'yi aldım, 8 gün boyunca kullanacağım. Makine her zaman için açıksa 4 gün boyunca hiçbir şekilde DSP'ye gitmez. Bunu kullanır. Dördüncü günün sonunda, yani %50'ye geldiğinde bu eleman der ki tamam arkadaşım ben bunu kullanıyorum, iyi hoş güzel. Ben %50'ye geldiğimde DSP sunucuya girip diyeceğim ki arkadaşım bak ben bunu kullanmaya devam ediyorum ki sıfırdan yeniden başlayayım. Yani %50'lik orana geldiğinde client'ınız veya işte sunucunuz, IP alan vatandaşınız, cihazınız girip DSP sunucuya diyor ki bak tamam bana bunu 8 günlük vermişti ama kurallar gereği ben %50'lik orana geldiğimde bunu sana hatırlatayım ki ben o almış olduğum gün sayısını sıfırdan yeniden başlatayım. Varsayalım bu alan içerisinde eleman DSP ile konuşamadı. DSP sunucunuz patladı, çatladı, göçtü gitti. Herhangi bir sebepten dolayı konuşamıyor.
Eleman diyor ki tamam diyor, madem konuşamıyorum diyor, nasıl olsa daha bir 4 günüm daha var. Aslında burada 4 gün diye düşünmeyin de %50'lik oran daha var diyor. Bu %50'lik oranda ben bunu yine kullanmaya başlarım, devam ederim ama yine de ara ara ben gidip elemanı bir yoklarım. Bakın çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Burada gelip eleman %87.5'e geldiğinde %87.5'e geldiğinde tekrardan devam ediyor. Diyor ki ben burayı kullanmaya devam ediyorum. DSP sunucuyla iletişime geçmem gerekiyor. Sen yaşıyor musun, yaşamıyor musun? İletişime geçmeye çalışıyor. Eğer burada DSP sunucunuzdan iletişime geçebilirse bu süre tekrardan sıfırlanıp sıfırdan geri başlıyor. Eğer konuşamazsa, varsayalım konuşamadı. Eleman %100'e geliyor. Aslında şurada %100'e gelmiyor da şurada hemen şöyle bir şey yapalım. Eleman şurada şunu yapıyor arkadaşlar. Burada direkt network'e broadcast paketlerini yayıyor. Ve diyor ki ben IP istiyorum, bana IP verebilecek DSP sunucu var mıdır? Paketlerini buraya gönderdi. Eğer burada ona cevap verebilecek bir DSP sunucu varsa otomatikman buradan almış olduğu IP, yani şu sunucudan almış olduğu IP'yi bırakıp şuradaki sunucudan devam eder. Bunun vermiş olduğu IP'den devam eder. Eğer network'te konuşabileceği herhangi bir DSP sunucunuz yoksa eleman bu sefer %100'e kadar geliyor. Ve diyor ki son bir umut. Hani ben %100'e kadar geldim. Bu IP'yi bırakmadan yeniden ben gidip şu elemandan bir görüşmeye çalışayım. Vallahi yüzsüz bir şey diyemeyiz. Tekrardan şuradaki DSP sunucuya geliyor. Diyor ki bak arkadaşım ben geldim. Seninle konuşabilirsem ben 0. günden başlayacağım. Bu IP'yi kullanmaya devam edeceğim. Eğer bu eleman şuradaki vatandaşla yine konuşamazsa, IP almış olduğu DSP sunucuyla yine konuşamazsa, eleman otomatikman buradan IP'sini bırakıp Afrika'ya düşüyor. Buraya kadar tamam mıyız? Bu 8 gün boyunca. Burada aslında gün sayısından ziyade şuradaki kriterleri bilmeniz lazım. %50, %87.5, %100. Aynen öyle. Sen yok IP dağıtmış olduğun zamana göre değişir. Sen gittin IP aldın. IP aldıktan sonra otomatikman diyor ki şu makina şu IP'yi kullanmaya başladı. Şu kadar süre sonra bunun IP süresi bitecek. List süresi bitecek. Kiralama süresi. Süreye göre yoksa IP süresi. Sen IP aldın. IP aldıktan sonra not düşüyor. Diyor ki şu makina diyor şu IP'yi şu gün şu saatte aldı. Ve şu gün şu saatte de kira süresi bitecek. Ondan sonra o süreyi hesaplıyor, bu kriterleri ona göre işliyor. Eğer burayla görüşürse, evet, aynı IP'yi kullanmaya devam ediyor, sorun yok. Ama konuşamazsa otomatikman şu kriterler devam ediyor. Burada var mı bir sorun? Peki. Burada ekstrem bir durum var. Şimdi siz normalde DSP içerisinde dedim ki IP adresini, subnetlesini, default gateway'ini ve benzer bilgileri dağıtabiliyorsunuz. Şimdi siz buradan IP adresiyle beraber işte DNS sunucunun kim olduğu vesairesini de söylüyorsunuz. Bununla beraber bir de default gateway'ini söylüyorsunuz. Eleman şunu yapıyor. Yine geliyor. %50'ye kadar bunu kullanmaya devam ediyor. %50'ye geldiğinde eğer siz bu elemana default gateway bilgisi de vermişseniz bu eleman %50'de DSP sunucuya gidiyor. Konuşursa sorun yok. %0'dan devam edip tekrardan başlayacak. Ama bu adam DSP ile konuşamadı ama aynı zamanda IP verirken default gateway bilgisi de verdiyseniz eleman bu sefer gelip diyor ki madem diyor DSP sunucuyla görüşemedim ben bir de gelip default gateway'im yaşıyor mu ona bir bakayım.
Gelip buna da bakıyor. Eğer bu yaşıyorsa sorun yok, şu süreç devam ediyor. Eğer bu elemanla da görüşemiyorsa, yani hem DSP sunucuyla hem de default gateway ile konuşamıyorsa, o zaman diyor ki arkadaş demek ki ben farklı bir network'e geçmişim. Çünkü X'in aynı anda patlaması biraz mucizevi bir şeydir. Bu sebepten dolayı diyor ki ya diyor demek ki bunlarda bir sıkıntı yok. Sıkıntı bende. Ben farklı bir network'e geçmişim. Eleman direkt buradan IP'sini bırakıp APB'ye geçiyor. Şöyle düşün. Sen şirkettesin. Makinanı aldın, kapattın, eve geldin. Açtın makineyi. Başka bir network'e geldin mi? Tamam, şunu düşün bak. Diyorum ki kapağı kapattım, makineyi kapatmadım. Makine çalışıyor. Örnek veriyorum. Makinen aktif mi? Aktif. Sen aldın farklı bir network'e gittin. Eleman tabii bir şeyler yapmaya çalıştığında ne yapacak? Fark etmez. Fark etmez. Kabloyu kabloda da suspend ettim. Kabloyu çıkarttım. Tamam. Gittim kapağı açtığımda zaten başka bir efendi takılı ya. Tamam. Otomatikten zaten yeniden IP istiyor. İstemiyor musun? İşte sen orada şunu yapıyorsun. Diyorum ki orada direkt takma esnasında Ethernet Disable Enable ediyorsun. O zaman adam otomatikman IP istiyor zaten senden. Şimdi şöyle düşün bak. Sana nasıl bir tarif edeyim? Düşün ki makinanı aldın. Wireless'ın çalışıyor veya network'ün çalışıyor. Bağlısın. Sen gittin şirket içerisinde farklı bir network'e bağlandın. Şimdi burada bu eleman makine kapanmadığı için %50'lik süreci devam ettirmeye çalışıyor en azından. Böyle bir durumda sen ne yapacaksın? Bu elemanla görüşemeyeceksin. İletişime geçemeyeceksin. Bu sefer diyecek ki tamam ben IP aldım. Benim bilgilerimde zaten bu mevcut. DSP bana bunları verdi. Verdiği için diyecek ki ben default gateway ile konuşabiliyor muyum? Bu sefer default gateway'ini arayacak. Örnek veriyorum. Sen bu elemana IP verirken dedin ki 192.168.0 örnek veriyorum 5'i sana verdi. Farklı bir network'e gittin. Dedin ki hatta burada gateway'ini de yazalım. Adama şu bilgileri verdin. Dedin ki 192.168.0 254. Bu adamın bilgileri. Buradan eleman geldi. Bundan beraber DSP bilgisi vesairesi de var içerisinde. Eğer IP config olup parametresini çalıştırırsan. Burada eleman bunu kullanmaya devam ediyor. Sen aldın makineye gittin farklı bir network'e girdin. Eleman yine bu bilgilerini hatırlıyor. Ve bu bilgileri üzerinden hareket etmeye çalışıyor. Bu kira süresini eğer %50'ye geldiğinde eleman gelip buraya kontrol etmeye çalışıyor. Ve diyor ki ben bak bu sürede boyunca ben bunu kullandım. Bunun süresi bitmeden kontratı tekrardan yenilemek istiyorum. Bilgin olsun diyor, buraya ulaşmaya çalışıyor. Eleman buraya ulaşamadığı anda o zaman diyor ki ya diyor o zaman benim gateway'im yaşıyor mu? Bir ona bakayım. Tamam ben bunu anladım. Peki hani 4 güne kadar gelmeden konuşmuyor dediniz ya. 4 güne gelmedi varsayıyorum. 4 günün içinde Şimdi hala. bakın, o zaman bir şey yapamazsın. O zaman ben hiçbir şey yapamam yani. Yaparsın canım. Network'ünü disable, enable'ı düzenler. Manuel. Tabii canım. Sen hiç yapmadın mı evde? Yok hayır ben normalde makineyi suspend edip eve götürüyorum mesela takıyorum. Bilgisayarı kaldırdığım zaman direkt otomatik kendi IP'sini almış oluyor. Şimdi bak işte orada power option seçeneklerinde eleman diyor ki bunu direkt diyor uyku moduna al diyor. Uyku moduna aldığında Ethernet'ini kapatır. Sen tekrardan aktif araya getirdiğinde Ethernet'i network'e broadcast paketleri yayar. Tamam işte ben diyorum ki sizin söylediğiniz olayı biz nasıl yapabiliriz? Mesela bilgisayarı kapattığımızda... Laptop'unu al. Hiçbir şey yapma. Laptop'unu al. Wireless'ın ıvır zıvırını artık ne şekilde bağlanıyorsa. Varsayalım şirket içerisinde kablolar var. Kabloyu taktın. Çıkardın. Gittin öbür tarafa. IP config parametresine baktığında yine eski IP kullandığını göreceksin. Eleman yeni kabloyu taktığın andan itibaren otomatikman DSP yerine aramaya başlayacak. Eğer o DSP ile konuşursa evet aynı IP alır. Eğer DSP ile konuşamasa bu sefer gateway'ini aramaya çalışıyor. Ondan da haber alamıyor. Otomatikman o zaman diyor ki ben farklı bir network'teyim. Broadcast paketlerini gönderiyor. Ve yapınızda diğer network'e hizmet veren DSP sunucunuz da varsa o da diyor ki al sana bu IP'yi kullan.
Evde yaptığınız mantık da aynısı. Şirketteki IP'den aldınız. Default gateway'inizi, ıvır zıvırınızı da aldınız. Makineyi kapattın. Açtın, eve geldin. Eleman eski IP'sine gel. Eski IP'sini kullanmaya çalışacak. DSP sunucuya gidiyor, bulamıyor. Gateway'e gidiyor, bulamıyor. O zaman diyor ki ben bu network'te değilmişim. Network'e broadcast paketini gönderiyor. Broadcast diyor. Sizin bu dediğiniz olay %50'den sonra gerçek, %50'ye geri de gerçekleşmiyor. Tamam. Ama ben diyorum %50'ye gelmedi. İşte dur ki onu söyleyeceğim sana. Bu kriter dedim ki en başta makineyi hiç kapatmıyorsanız. He, okey. Bakın en başta onu söyledim zaten size. Makine zaten restart dediğinde veya direkt açıp kapanında log off olduğunda otomatikman zaten kendisi bu işlemi yapıyor ki. Yani siz Ethernet'ini kapatıyorsunuz, bir daha açıyorsunuz bunu. Bu sebepten dolayı bu makine sürekli açıksa bu işlem gerçekleşir. Ha istersen manuel tetikliyorsun, onda da sorunun yok. Komutları var, onları göreceğiz. Komutlarla veya görsel arayüzden girip diyeceksin bu işlemi yap, haydi bitti. Bu eğer hiçbir şey yapmıyorsanız stabil olarak çalışan yapısıdır. Bunu bilmekte fayda var arkadaşlar. Siliyorum. Var mı soracağınız bir şey?